Herkese merhabalar. Sayfa Hoşgeldiniz geldiniz. Bugün sizlerle birlikte karamelize tereyağlı, bol çikolatalı enfes kukiler hazırlıyoruz. Hemen hazırlamaya başlayalım. İlk önce 250 gram tereyağını tavaya koyup eritiyorum. Normal eritmiyoruz. Böyle güzelce kızarması gerekiyor. Yemeklere koyduğumuz ölçüde olacak. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Hafif böyle karamel rengi oluncaya kadar eritip böyle kızartıyoruz. Lezzetini bu verecek. Oda ısısına gelmesi için kenara alıyorum. Yoğurma kabına bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Esmer şeker yapıyoruz. Esmer şekeri kendimiz hazırlıyoruz. Evde eğer esmer şekeriniz yok ise bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Yarım çay bardağı pekmez hazırladım. Yavaş yavaş pekmezden üzerine ekleyip karıştırıyorum. 1 su bardağı toz şeker, yarım çay bardağı pekmez yeterli geliyor. Fakat pekmezin hepsini birden koymayalım lütfen. Buna dikkat edelim. Yavaş yavaş ekleyerek karıştıralım. Bazı pekmezler çok koyu kıvamlı, bazı pekmezler ise biraz akışkan oluyor. Bu yüzden hafif kıvamında, daha doğrusu ölçüsünde değişiklikler olabilir. Karıştırarak şekere pekmezi yediriyoruz ve esmer şeker oluncaya kadar devam ediyoruz. Bütün pekmezi bakın artık koydum. Ve tekrar karıştırıyorum. Esmer şekerimiz hazır. Şimdi esmer şekerin üzerine eritip soğuttuğum tereyağını koyuyorum. Tereyağını koyduktan sonra karıştırarak şekere yediriyorum. Yağ ve şeker karıştıktan sonra bir çimdik tuz ekliyorum. 2 adet yumurta ilave ediyorum. 1 paket vanilin ekliyorum. 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı kabartma tozu ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Bu aşamada çırpma teli kullanabilirsiniz. Hamur yoğurma aparatı da kullanabilirsiniz. Malzemeyi karıştırdıktan sonra üzerine un ilave ederek hamuru hazırlıyorum. Toplamda 3,5 su bardağı klasik su bardağı ölçüsüyle un kullanıyorum. elimiz ile bakın bu şekilde yoğurarak da hazırlayabiliriz karıştırarak da yapabiliriz çok katı kıvamlı bir hamur olmuyor 3 buçuk su bardağı un ile hamuru hazırladım şöyle kıvamını göstermek istiyorum gayet güzel kıvamlı bir hamur oldu şimdi çikolatalarını hazırlıyorum 250 gram karışık çikolata kullanıyorum. Sütlü, bitter ve beyaz çikolata. Gelişi güzel çikolataları doğrayarak hazırlıyorum. Damla çikolata da kullanabilirsiniz. O da çok yakışacaktır. Toplamının 250 gram olması bizim için yeterli. Çikolataları doğradıktan sonra hamurun üzerine ekliyorum. Çikolataları ilave ettikten sonra yarım su bardağı çekilmiş fındık, yarım su bardağı çekilmiş ceviz ekliyorum. Bunları da çikolatalarda olduğu gibi iri parçalar halinde doğrayarak da ekleyebilirsiniz. Şimdi tekrar malzeme karışıncaya kadar yoğuruyorum. Çikolataların karışması bu aşamada yeterli. Tamamen karıştıktan sonra Hamuru buzdolabına kaldırıyorum ve buzdolabında 1 saat dinlendiriyorum. Bir saat dinlendikten sonra artık şekil verme işlemine geçiyorum. Büyük parçalar alıyorum ve toparlayıp ilk önce avuç içimde yuvarlıyorum. Bakın içinde iri parçalar halinde bol bol çikolatası oluyor. Kenarlarını da düzelttikten sonra Hafif üzerine bastırıp tepsiye yerleştiriyorum. Avuç içimize alıyoruz. Ben toplamda 12 adet kurabiye hazırladım, kuki hazırladım. Hazırla toplamda 12 adet kuki hazırladım. Vermiş olduğum ölçülerden büyük büyük 12 adet çıkıyor. Daha küçük de hazırlayabilirsiniz veya bu şekilde de yapabilirsiniz büyük büyük olacak şekilde hazırladıktan sonra 175 derece alt üst ayar önceden ısınmış fırına 13 ila 15 dakika arası pişmeye gönderiyorum. Çok uzun süre pişirirseniz eğer kuru olacaktır. Böyle nemli nemli olmasını istiyorsanız eğer çok uzun süre pişirmeyin. Verdiğim süreye dikkat ederek hazırlayalım lütfen. Şimdi fırından çıktıktan sonra ılık ılık afiyetle yemenizi öneririm. Hemen bakın bir tanesini bölüyorum ve sizlere kıvamını gösteriyorum. Enfes bir kuki hazırladık bugün sizler ile birlikte. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın.